Bugünkü dersimize başlamadan önce yapmamız gereken bir ayardan bahsetmek istiyorum. Yapmış olduğumuz nesnelerin açık kenarın kalıp kalmadığını görebilmek için basit bir ayardır bu. Buradan general properties kısmına geliyorum. Rhino Options ve Advanced Settings bölümünden internetten indirmiş olduğum Face and Edges dosyasındaki Face and Edges ini dosyasını buraya aktif hale getirdikten sonra bir kutu çiziyorum. Ve kutuyu patlatıp şöyle birleştiriyorum. Layer'ı da siyah yapalım. Görmüşsünüz gibi şurası açık. Normalde Rhinoceros'ta bu yüzeyin açık, neresinin açık olduğunu görebilmek için Render'dan, Analyze'dan, Edge Tools ve Show Edge diyerek buradaki yüzeyin açık olduğunu görebilirdim. Fakat biraz önce yüklemiş olduğumuz özellik sayesinde Perspective pencere, yani bu pencereye sağ tıklayıp Faces and Edges seçeneğini aktif hale getirip buradaki yüzeyin rahatlıkla açık olduğunu görebilirim. Bu komut çizim sırasında bizim çok işimize yarayacak. Önemli bir komuttur. İnternetten bulmuş olduğum bir kalp çizimini Rhino'ya atmak istiyorum. EPS uzantılı çizimleri Rhino'da kullanabiliriz. Dosyayı import ettim. Gelen pencereye OK dedim. Çizimde bir sürü çizgi var ama ben sadece kalp parçasını alıyorum. Geri kalan çizgileri siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kalbi kullanacağız ama buradaki kalp simetrik bir şekilde çizilmemiş. Bu yüzden kalbi ortasından bölüp simetrisini almak istiyorum. Çok güzel. Şimdi tam simetrik bir kalbe sahip olmuş olduk. Yapacağımız kolye ucu 17 milimetre uzunluğunda olacaktır. Bu yüzden daire alıp 17 milimetreyi çiziyorum ve kalbi buradan disable yaparak yaklaşık olarak 17 milimetre uzunluğuna getiriyorum. Buradan buraya ölçtüğümüzde yaklaşık olarak 17 milimetre olduğunu görmekteyiz. Bu kalp telgari bir şekilde yapılacağı için önce buradaki çizgiyi seçip Analyze menüsünden bu çizginin uzunluğunu 54 mm olarak bulmaktayız. Bir çizgi çiziyorum ve 54 mm uzunluk giriyorum. Kalbi şimdilik şuradan tabakalardan gizliyorum. Daha sonra çizgiyi tam buraya ortalıyorum. Tellerin kalınlığı yaklaşık olarak 75 mikron olacaktır. Ben bu yüzden her bir teli 35 mikron kalınlığa 37,5 mikron kalınlığa getiriyorum. Buradan pipe komutanı girerek 37,5 mikron yaptım. Ya da 0,375 mm de diyebiliriz biz buna. Daha sonra buradaki pipe yaptığımız çizgiyi buraya getiriyorum. Ve komut satırına record, komut satırına history yazıyorum. Şimdi burada history özelliğini açarak daha sonraki işlemlerimize rahatlıkla çalışabilmemiz için gerekli record history özelliğini açacağız. Record no yazıyor ve ben burada record yes yaparak bundan sonraki tüm işlemlerde record işleminin çalışmasını istiyorum. Örneğin nesnemi seçtim, borumu. Buradan polar array yaptım. Bunu 3 tane çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi teller birbirinin içerisine girdi. Sadece hafif çekmemle görmüş olduğunuz gibi record history nedeniyle diğer iki tel de kenar çekildi. Birazcık daha içeri alıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi üst görünüşe geldim. Gizlemiş olduğumuz çizgiyi çıkardım. Bu çizgilerin bir kopyasını Ctrl-C ve Ctrl-V ile alıp yukarıda bırakıyorum. Buradaki 3 tane nesneyi seçip grup haline getirdim. Daha sonra Twist komutunu açtım ve Project komutunu da açıyorum. Project ile rahatlıkla çalışmamızı sağlayabiliriz. Buradaki 3 tane nesneyi bir gizleyip bu çizgileri, bu telleri oluşturduğum çizginin başına ve sonuna bir araya nokta bıraktım.
Tekrar telleri, yani şu telleri görünür hale getirdim. Şimdi telleri seçtim. Twist komutunu uyguladım. Int sesini kapatalım. MIDI kapatalım. Sadece point kalsın. Koda da kapatalım. Bu noktadan şu noktaya kadar dönecek. Buradaki infinite seçeneğini no iken yes halini getiriyorum ve klavyeden 7200 rakamını giriyorum. Bu şekilde 7200 kere, yani 20 kere bu tellerin birbirine vurmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi bir uyarı verdi. Burada twist komutunun iki tane nesneyi history özelliğini bozduğunu ve bu twist komutun değişikliğinin history'e etkili etmeyeceğini bana uyarıyor. Ben bir daha bu uyarı göstermeyi tıklıyorum ve okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi telimiz vurulmuş oldu. Görünüm olarak herhangi bir görmüş olduğunuz gibi biraz kırıklı bir görüntüye sahip. Buradan Smooth seçersem ekran kartına bağlı olarak biraz yavaş olabilir. Biraz daha düzgün bir görüntü alacaktır. Şimdi buradaki bükülmüş teli buradaki kalp etrafına nasıl saracağım? Transform menüsünden Flow Along Curve seçeneğini seçiyorum. Ve buradaki ilk önce bu telleri yapmış olduğumuz çizgi, yani burada hala olan çizgiyi seçiyorum. Ve daha sonra hedef çizgim olan bu kalbi de seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi bulma telin kalp etrafına sarılmış oldu. Şuradaki şu bulmalar tam bir kapalı çizgi olduğu için düzgün bir bulma işlemi yapılamaz. Ama bu çok önemli değildir. Ben buradaki çizgiyi, yani şu çizgimi şuradan keserek biraz daha düzgün bir görüntü oluşturabilirim. Çok önemli bir şey değil o şu anda. Bu işlem bilgisayarın görüntü özelliklerine bağlı olarak, yani şu gölgeleme işlemi, ekran kartının ve işlemci gücüne bağlı olarak yavaş veya hızlı olabilmektedir. Her bilgisayarda değişir. Evet, ilk sıra bulma tel şeklindeki kalbimiz hazır. Buradaki nesneyi seçip layer'lardan bunu mor yapıyorum. Ve buradan bunu gizliyorum. Bunu da silebiliriz. Şimdi bir sonraki nesnem, yani bir sonraki sıra teller 75 mikron olduğu için her tel arasında yaklaşık olarak 40 mikron boşluk bırakacağım için yaklaşık 1,1 milimetre offset almam gerekli. Offset komutunu seçiyorum ve 1,1 yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki köşeyi yuvarlattı. Eğer buradaki yuvarlatmayı istemeseydik tekrar offset yazdığımızda köşeleri sharp diyerek keskin kenarlı yapabilirdik. Buraya ikinci bir vurma tel uygulayacağız. Buradaki telleri şunları silelim. Şu üç teli bir grup yapacağım. Ve Ctrl C ve Ctrl V ile yapıştırıp kopyalıyorum. Şimdi buradaki teli seçip tekrar Analyze menüsünden uzunluğun 46,33 mm olduğunu görebiliyorum. Buradan End açalım. Offset diyerek 46,33 mm'lik bir mesafe alıyorum. 3 adet telimi ve şurada duran çizgimi 46 mm uzunluğuna getirmek istiyorum. Tek boyutlu büyütme, küçültme komutuyla. Burada ortayı açabilirim rahatlık olması bakımından. Gördüğünüz gibi 46 mm uzunluğuna getirdim. Daha sonra tekrar gizliyorum veya gizlemeden de yapabilirim bu işlemi. Twist komutunu seçiyorum ve şuradaki telin, yani noktanın sonuyla buradaki noktanın sonunu seçiyorum. Ve buradaki infinite seçeneğini aktif hale getirip 7200 yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi telim vurulmuş oldu. İşte vurulma tel. Daha sonra teli seçip Flow Along Curve komutunu seçiyorum. Ve şuradaki
bu teli yaparken oluşturmuş olduğum çizgiyi. Daha sonra hedef çizgimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sıra vurma telinde hazır. Buradaki bozulma önemli değil. İlk yaptığımız teli de gösterelim. Evet. İlk yaptığımız tel ve ikinci sıramız da hazır. Şimdi üçüncü sıra yapacağız. Bu telleri tek tek boyutma yani scale yapmamanın nedeni buradaki burgu sayısının ve görünümün aynı olmasıdır. Eğer ben bunu 3 boyutlu scale yaparsam buradaki tel kalınlığı değişecektir. Bu yüzden dolayı her seferinde tekrar tekrar işlem yapmak zorunda kalıyorum. Buradaki nesneyi de mor layer'e atıp layer'ımızı gizliyoruz. Artık buradaki ne işimiz kalmadı. Son çizgimiz olduğu için artık bunda herhangi bir yedek alma işlemi yapmayacağım. Buradaki çizgimi seçip 1,1 mm içeri offsetliyorum. Daha sonra buradaki çizgiyi seçip Analyze menüsünden uzunluğunun 39,1 mm olduğunu görmekteyim. Ben bunu 40 mm diyebilirim. 40 mm'lik bir çizgi çizdik. Ve şöyle yapalım. Bunu 40 mm'ye offsetleyelim. Daha sonra buradaki telleri seçip tek boyutlu küçültme yaparak 40 mm'ye getirmiş oldum. Tekrar daha sonra twist komutundan buradaki end'i seçerek tabi proje komutumuz açık bu sırada kolaylık olması bakımından gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadı. Niye? Çünkü rakam girmeyi unuttuk. Tekrar twist diyorum. Buradan buradaki en uç noktayı veya dışarıda seçebilirim. Tam uç noktası olması gereksiz. Buradan Infinite için aktif hale getirip 7200 yazıyorum. Böylece telim 20 kere kendi etrafına dönmüş veya vurulmuş oldu. Daha sonra Transform menüsünden Flow Around Curve komutunu seçiyorum. Önce vurulmuş teli seçip sağ tıklıyorum. Daha sonra buradaki çizgiyi seçiyorum. Ve en sonunda hedef çizgimi seçiyorum. Evet. Telin flow işlemi bitmiş oldu. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Gizliyorum. Ve mor tabakadaki çizgileri de görünür hale getirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi kalbi ilk aşamada bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi. Buradaki telleri yükseklik kazandırmaya. Katı nesneleri gizliyorum. Ve buradaki çizgiyi seçip tekrar içeri vurup 1,1 mm offset alıyorum. Daha sonra ikinci sıradaki teli çizgisiyle beraber seçiyorum. Ve front penceresinden yukarı doğru kaldırıyorum. Aslında buna tam bir değer girelim ve hepsini aynı yükseklikte kazandırıp aynı yükseklik verelim. 1,5 girdim, çok geldi. 1,3 giriyorum. Evet, biraz daha uygun bir yükseklik oldu. Aradaki yüksekliğin yaklaşık olarak 50 mikron olmasını istiyorum. Ölçelim. 53 mikron. Okey. Daha sonra 3. sıradaki teli seçtim. Front top penceresinden ve buna da 1,3 yükseltmiştim. 2,6 yükselteceğim. Evet, 2,6 milimetre yükseklik kazandım. Daha sonra içerideki çizgiyi seçip enişteki çizgiyi 3,9 mm yükseklik kazandırıyorum. İçerideki çizgi daha sonra başka bir amaca yarayacak. Şu anda herhangi bir işe yaramıyor. Buradan katı nesneleri gizliyorum ve yükseklik kazandırmış olduğum çizgileri seçiyorum ve yere bir yüzey çiziyorum. Bu çizgileri seçtikten sonra proje komutuyla yere kopyasını alarak yansıtıyorum. Ve işte yükselttiğim çizgileri gizliyorum. Artık yerde çizgilerin kopyası var. Bu iki çizgi arasında zikzak şeklinde bir çizgi çizmek istiyorum. Bu yüzden bu iki çizgi tam ortadan ikiye bölmem gerekli. Çizgileri seçtim, bir yüzey çizdim tam ortadan ve ikiye böldükten sonra iki çizgiyi seçip komut satırını divide yazıyorum ve 7'ye bölüp
noktaları çıkartıyorum. Komple tümünü seçip karşı tarafa mirrorla aynalıyorum. Daha sonra buradaki ikinci çizgimi şu kenardan başlayıp sırasıyla burada nokta yerine şurayı seçiyorum ve daha sonra buraya geliyorum. Noktaları seçiyoruz. Burası bittikten sonra devam etmek yerine aynalama yapabilirim. Ve çizdiğim bu zikzak şeklini seçip join ile birleştiriyorum. Daha sonra gizli olan çizgilerimizi gösteriyorum ve sırasıyla şu çizgilerimi birleştiriyorum tekrar. Zikzak şimdilik gizledim. Şunu da gizledim ve noktaları da sildim. Sırasıyla bu çizgileri seçip komut satırına patch yazıyorum. Ve bombeli bir kalp şeklini elde etmiş olduk. Daha sonra bu kalbi seçip büyütme komutuyla yukarıdan aşağı biraz taşıyacak şekilde büyütüyorum. Üst menüdeyken gölgeyi kapattım. Ve biraz önceki zigzag şeklimizi açığa çıkardım. Bu şekli buradaki kabarık yüzeye yansıtacağım. Proje komutunu seçiyorum ve yüzeyi seçiyorum. Artık şeklimiz buradaki kalp gibi bir şekilde yükselmiş oldu. Buradaki çizgi gereksiz zaten siliyorum. Daha sonra biraz önce gizlediğim katıları da yani şu bombeli şekilleri de açığa çıkardım. Ve buradaki çizgi seçip buraya bir burma tel yapmak istiyorum. Geçici olarak katıları yani gümüş telleri gizledim ve analiz menüsünden length komutu ile yani uzun komutu ile 77,3 mm olduğunu görmekteyim. Buradaki şu zikzaklı şekli. Tüm çizgileri seçtim ve gizledim. 77,3 mm'lik bir çizgi çiziyorum. Hatta bunu snap ile açık olarak yaparsam tam da merkezden geçen hizalı bir şey yapmış olurum. Çizgimi seçip pipe komutunu uyguluyorum ve pipe komutunu şuradan uygulayalım. Nokta 375 ve nokta 375 37,5 mikron giriyorum. Biraz kenar çektim. Daha sonra array polar komutu ile sıfır merkezli 3 adet bu çizgileri çoğalttım. Teller birbirinin içerisine girebilir. Çok önemli değil. Telleri seçtim ve grup yaptım. Ve Tips komutunu uygulayacağım. Snap'i tekrar açıyorum. Tam ucuna gelmesine gerekmiyor. Biraz daha fazladan dışarı taşırabilirim. Sağdan sola bükülme merkezini seçtim ve buradan Infinite'i açıp buradan 20-200 komutunu girdim ve 20 defa etrafında bükmüş oldum. Evet, burgu telimiz burada hazır. Şimdi penceremizi büyütelim ve gizli nesneleri açığa çıkartalım. İhtiyacım dışı olanları şuna ihtiyacım yok. Bunlara geçici olarak ihtiyacım yok. Evet. Hepsi bu kadar. İlk önce Float Curve komutunu seçiyorum. Daha sonra bükülmüş telimi seçip sağ tıklıyorum. Ve buradaki çizgimi seçip en sonunda hedef çizgimi seçiyorum. Bu işlem bilgisayarın hızına bağlı olarak uzun sürebilir. O yüzden lütfen biraz sabırlı olunuz. Buradaki düz teli sildim ve en sonunda şuradan Face and Edge açık yapalım. Şu anda herhangi bir açık gözükmemekte. Yaklaşık olarak böyle bir şekil elde etmiş olduk. Şimdi kalbin bazı noktalarına güverseler ekleyip daha dayanıklı olmasını sağlayacağız. Bu şekilde kalıptan çıkarken de en azından dökülme olmaz veya döküm sırasında. Tekrar gri tona geliyorum çünkü çok bilgisayarı zorlamakta. Şimdi buradaki mesafe yaklaşık olarak 50 mikron. Ben 1 milimetrelik çapa sahip bir küre kullanmak istiyorum.
Snap komutunu kapatıyorum ki rahatlıkla çalışayım. Buradan önce üst taraftan başlamak üzere Ctrl+C ve Ctrl+V yaparak güvercelerimi eklemek istiyorum. Daha sonra buradan gelip güverseleri gerekli yerlere yerleştirmem gerekli. Bir tanesi biraz daha yukarıda olacak. Şurada. Bu ikinci güversede şu nesneyi gizleyebilirim. Şu anda bir işim yok. Şurada olacak. Buradan bakıyorum. Biraz daha dışarı doğru koyabilirim. Ve biraz da büyütmem gerekecek sanırım. Birinci güversemi büyüttüm ve ikinci güverseyi de birinci güverse yani şuradaki yaklaşık olarak burada duracak. İkinci güverse de biraz daha aşağı gelebilir ve biraz daha büyüyebilir. Güverseleri koyduktan sonra şeklimiz yaklaşık olarak böyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi çevirme sırasında bilgisayar bayağı bir zorlanmakta. Buna bir kolaylık getirebilmek için Mod nesneleri seçiyorum. F3'e basıyorum. Ve buradan materyal kısmından Color ve Gloss Color kısmından ikisine de Purple atıyorum. Yani mor. Daha sonra Perspektif penceresindeyken Rendered seçeneği seçtiğimde görmüşsünüz gibi daha rahat bir şekilde çalışma imkanını bulabiliyorum. Eğer bu şekilde çalışırsanız nesnelerinize daha rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi şuraya bir adet damla taş koymayı düşünüyorum. Bunun için gerekli ölçüye bir bakalım. Yaklaşık şöyle bir şey. 4,6. Baya küçük bir taş olacak o zaman. Burada hazır taşlarımızdan damla taşı seçiyorum ve buraya yapıştırıyorum. Evet, taşımız burada. Bu sırada aynı nesneden iki adet üçlüsü bulunursa bilgisayarım çok kasacağı için Select menüsünden Duplicate Object seçiyorum. Herhangi bir kopya nesne yok ama şurada bir adet benim kopya nesnem vardı. Onu da silmiş olayım. Evet. Şimdi taşımız bu. Taşımıza bir taş yuvası yapacağız. Bu yüzden taşımız haricindeki tüm nesneleri gizleyeceğim. Taşı biraz aşağı indirelim ve buradan nesneleri seçip gizleyelim. Taşımızın damla şeklini çizmek çok kolay. Buradan yarım yay alıyorum. Disable komutunu aktif hale getirip şu noktadan bu noktaya bir yarım daire çizip daha sonra arc komutundan ikinci nesneyi alıp buradan da şuraya bir şey çiziyorum. Bunu gizleyelim. Damlam hazır. Hepsini birleştiriyorum. Şuradaki biraz önce gizlediğim şu nesne kalsın. Şu da kalsın. Buradan şimdi damla taşımızı yaklaşık olarak ölçeklendirmek istiyorum. Disable yapalım kolay çalışma için ve biraz büyütelim taşımızı. Bakalım. Biraz daha büyütebilirim. Evet, bakıyorum. Çok azıcık küçültebilirim. Evet. Bu yeterli. Buraya gelecek taşımızın ölçüsü bu. Şimdi taşımız için bir taş yuvası yapacağız. Taşımızı seçip gizleyelim. Damla şeklini zaten biraz önce çizmiştim. Buradan offset yazıp dışarı 25 mikron offset alıyorum. Daha sonra dıştaki çizgi seçip içeri toplamda 75 mikron offset alıyorum ve şu çizgi seçiyorum. Her iki çizgiyi seçtikten sonra yandan yan taraftan taşın aşağısına doğru kep yaparak taş yuvasını oluşturdum. Taşımız buraya oturacak. Daha sonra Chamfer komutunu seçip 0,3 değere girdim. Ve buradaki köşeleri pak
Taşınmaz yaklaşık olarak oraya oturacaktır. Bu şekilde. Bir de taşımızı tutması için tabii ki tırnaklara ihtiyacımız var. Kırmızı layer aktif hale getirdim. 70 mikronluk bir adet 0,7 mm'lik daire çizdim. Bir adet buraya. Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Bir adet bu noktaya. Bir adet de bu noktaya daire ekliyorum. Buradaki daireyi de mirrorla karşıya aynaladım. Daha sonra buradaki çizgilerini seçip bu biraz kaymış galiba ayarlayalım. Buradaki çizgileri seçip sağ pencere aktif hale getirip extrude yapalım. Tabii biz aşağıya çizdiğimiz için aşağıdan yukarı doğru extrude olmaktadır. Daireleri seçiyorum ve tekrar daireleri seçiyorum. Cap komutunu uyguladım. Daha sonra buradan park kırma komutunu aktif hale getirip 0,3 yazdım. Park kırma yerine bombe demem gerekirdi. Üstüne yuvarlatacağım. Evet, son derece güzel oldu. Alttaki tırnak fazlalıklarını kesmek için de kutu oluşturup kutuyla tırnakların altını bazı parçalara kestirdim. Ve tüm gizli nesneleri artık açığa çıkartabilirim. Tüm nesneleri görünür hale getirdik. En sondaki taş yuvasını, yani en son çizdiğim taş yuvasını bir ayarlama yapmamız gerekmekte. Ona bir bakalım. Render diyelim. Evet. Şimdi taş yuvasının biraz daha büyümesi çok azıcık daha büyüyebilir. O yüzden taş yuvasına ve tırnakları seçip iki boyutla büyütmeyi seçiyorum ve hafifçe birazcık daha dışarı doğru taşırıp evet en sonda ayarlamamızı da bitirdik. Tekrar buradan taş yuvasının konumunu ayarlamam gerekli. Biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyor. Evet, şu perspektiften bakalım. Taş yuvası biraz daha alçak olabilir. Şu konumu iyi. Evet. Yaklaşık olarak böyle bir şekilde ortaya çıkacak. En sonunda taşımamızın altını biraz daha kestirebiliriz. Taşımız aşağıya zaten tırnaklar aracılığıyla ve yuva aracılığıyla tutunduğu için şöyle yapıyorum. Taşımız altında biraz daha boşluk kalabilir. Buradaki taşımamızın altını kestiriyorum. Evet. Bakıyorum. Unuttuğum bir şey güverseleri koyduk. Buradaki destek tenini ekledim. Yani aynı zamanda bir motif olmuş oldu. Bu bir kolye ucu olduğu için en sonunda kolyemizin geçeceği halka yapacağız. Sıra geldi. Onu da şöyle yapalım. Right penceresini aktif hale getirdim, büyüttüm. 125 mikronluk bir daire çizdim. Ve bu daireden kolinin geçeceğini hesaplayarak biraz daha kalın bir şey yapmak istiyorum. Halka yapmak istiyorum. Bunu dışarı 70 kaç yapalım? 1 milimetre offsetledim. Daha sonra bunu da 50 mikron içeri offsetleyip bu daireyi bir milimetre kalınlık verdim. Şimdi buradaki deliğe tekrar bakıyoruz. 125 mikron burası. Ve buradaki telin kalınlığı da 100 mikron. 100 mikron çok kalın olmuş olabilir. O zaman hemen bunu tekrar şuradan
Pipe ile. Zaten pipe komutamız aktifmiş. 75 yazdım. 75'lik bir halkayı. Tabi derin biraz daha büyümüş oldu şu anda. Bir 50 oldu. Olsun. Onu da şuraya yerleştirirsem. Kolye ucum tamamen bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi dışarıda kaldı. Bunu biraz daha içeri şuraya falan almam gerekebilir. Oraya alınca da evet, buranın yeterli olacağını zannediyorum. Böylece Rhino'da bir kolye ucunu bitirmiş olduk. Sizin yaptığınız örnek çizimleri de sitemize bekleriz.